Merhaba arkadaşlar, Gökhan'la Teknoloji'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber manyetik uçlu Swiss Charger'ı, yani manyetik uçlu şarj kablosunu inceleyeceğiz. Swiss Charger Type-C, Lightning ve Micro USB uçlarımız var. 3 tane onları yazmış. Data aktarması ve şarj etme özelliğinin kolay ve pratik olduğunun, yüksek hızı desteklediğinin, 1,5 metre olduğu bildirilmiş. Evet, arkasını çeviriyoruz. Tak çalıştır olduğu bildirilmiş. Gördüğünüz gibi burada power bankler, cep telefonları, tabletler, fotoğraf makineler ve kameralar, MP3'ler ve taşınabilir oyun aletlerinde kullanıldığı bildirilmiş. Evet, gene şimdi açalım isterseniz. Evet, gördüğünüz gibi manyetik uçlu olması birbirini bile çekmesini sağladı. Şu kısımda gördüğünüz çevresindeki kısımlar manyetik. Bu kısımdakiler de veri aktarımı ve şarj için kullanılan pinler. Evet, micro SD ve Lightning burada. Type-C de burada benim elimde. Benim telefonum Type-C'yi desteklediği için onu aldım. Evet, gördüğünüz gibi burada pinler var. Burada içinde de o çevirdiğinizde denk geleceği yerler var. Evet, gördüğünüz gibi hemen tutuyor. Evet. Öncelikle kablomuz örgü kablo. Çok kaliteli bir kablo. Öncelikle kablomuzu şarj aletimize takıyoruz. Evet. Sonra telefonumuzun şarj ucunun girdiği kısma bunu takıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi hemen yapışıyor. Oldu ya, kabloyu ters getirdiniz. Evet, gördüğünüz gibi hemen buradan da şarj oluyor. Zaten şarj ettiğini cep telefonunuz herhangi bir şekilde göstermese de kablo üzerindeki ışıktan da kablonun çalışıp çalışmadığını görebiliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi hızlı şarjı da destekliyor. Çünkü bazı kabloların dirençleri, empedansları yüksek olduğu için hızlı şarj desteği sağlamıyorlar. Evet, kablonun örgü olması çok güzel. Daha sağlam olmasını sağlıyor. Çok bariz hareketlerde gidiyor ama zaten biz şarj aletini büyük ihtimalle kullandığımızda bu kadar aşırı derecede sallanmayacaktır. Ya aracımızda telefonu tutan yerde ya da masamızın üstünde duracağı için herhangi bir sıkıntı yok. Yani bu kadar basit titreşimlerde zaten sıkıntı yaratmıyor. Bir de kılıfla deneyelim istedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kılıfla da gayet güzel oturdu. Tabi birazcık çıkıntı oluyor. Bu da bu başlığa iyi sahip olmak gerekiyor. Hani evdeyken sıkıntı olmaz ama araçtayken bunu düşürmemeye, sağlam bir yerde muhafaza etmeye çalışın. Evet, gördüğünüz gibi kendisi manyetik mıknatıslı olduğu için yakalıyor. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber manyetik şarj kablosunu inceledik.
Swiss Charger'ınkini tercih ettim. Birçok marka var. Adı sanı duyulmamış veya Çin menşeli bir sürü marka var. Ama Swiss Charger'ın kalitesine güvendiğim için bunu tercih ettim. Gayet de memnun kaldım. Gördüğünüz gibi hareket ettirdik. Ters çevirerek taktık. Gayet güzel de şarj ediyor. Ben hepinize tavsiye ediyorum. Bu arada desteklerinize ihtiyacım var. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Aklınıza takılan sorulara en kısa zamanda dönmeye çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.